Merhabalar, ben Köfte İsköfte ve Fiyatlı Köfte 2'nin 26. bölümüne hoş geldiniz. Ve yanımda kim var tahmin edin? Sen neredesin şu an? Geldim. Hello. Ve karşınızda Ash. Uzun zamandır yoktu. Evet. Sebep? Okul. Tabii ki. Bunun yanı sıra. Bir de ülke dışındaydın bir ara. Ha, evet, bayramda yurt dışına çıktım, geldim. Gittim geldim. Ya bu arada sana ambroja vermiştim, canın az evet. Regeneration edersin diye. Ha, ben de diyorum niye o kadar ambroja var üstümde. Bunun yanı sıra kendime iki tane kılıç yaptım. Bir longsword ve bir rapier. Ayrıyeten bir mod ekledim. Client taraflı bir mod bu arada. Bu sayede sürekli bana gelen abi şunun hangi mod ekliyor sorusundan kurtulacağım. Mesela şuradaki tooltip'te görebiliyorsunuz. Vibrant Quartz Glass'a bakıyorum ve altında bunun Applied Energy Sticks'e ait olduğunu gösteriyor. Ya da itemlarımdan. Tinker's Construct. Machine Moons' Power Shield. Tinker's Construct. Railcraft. Xeno's Reliquary. Forest of Four Minecraft. Ender Storage. Portal Gun. Minecraft. Tabi vanilla olduğu için. Vesaire vesaire. Modun adı Vaila. Şurada da gördüğünüz gibi bir NEI eklentisi. Bayağı da güzel bir şey. Bunun dışında eklediği bazı ilginç özellikler, mesela herhangi bir ICT makinesinin kaç EU kullandığını alıp verebildiğini görebiliyoruz. Bunun dışında bir lever'a bakarak açık mı kapalı mı olduğunu görebiliyoruz vesaire vesaire. Daha bu tarz şeyler var. Bu arada şu aktarım mekanizmasını biraz değiştireceğim. Logistics pipes kurcalamak istiyorum onun için. Ayrıca başka neler yaptım? Bir de şuraya şunu ekledim. Aynı router'a bağladılar çünkü hani ikisi farklı materyal istemiyor. Ve şunu yaptım. 4 router'a bağlı. Ve toplam 864 tane olduğunda duruyor. Eş sen neler yaptın? Aman Allah'ım, 3 tane industrial grinder mı koydun? 3 set. 12 tane. Ben hiçbir şey yapmadım. Eve gittim, baktım. Her şey bitmiş. Sadece Nether'dan şey alıyordum. Lav alıyordum. AI için o çalışıyor bir tek. Ben lavımı kendim üretiyorum. Ha evet. Ha, şey yaptın mı onu? Gel. Kuruyordun. Neredesin? Sıvı depolama odamdayım. Motorların olduğu tarafa gel. Bir dakika, geliyorum. Bu arada Ash. Evet. Ana odayı tamam hoş yaptım da yan odaları dekore etmeye çalışırken bir türlü yaptığım hiçbir şey içime sinmiyor. Bir ara yardımcı olur musun bana o konuda? Tabii ki. Tamam, olur. Neredesin şu an? Ha. Bulamadım seni. Tamam. Gel. Aşağıya. Burası benim sıvı odam. Ha bunlar, ben bunları boiler sandım. Diyorum daha ne kadar var. Lava tankım şurası. Arılar nerede? Sinister bir miydi bunlar? Neydi? Gel, üretim de şurada. Onlar ne üretiyorlar tam olarak? Fosfor. Yalnız bu lavı sadece ama sadece obsidiyen üretimi için kullanıyorum. Başka hiçbir şey için değil. Obsidiyen ne için kullanıyoruz? Harden glass. Ha doğru. Hatırlatırım, ben hayvan gibi tesseract kullanıyorum. O da doğru. Gerçekten çok lazım oluyor ama ya. O yüzden şu an sistemimde her daim 1024 tane obsidiyen var. Ve bu bölüm ne yapacağız? Ne yapacağız? Illuminator. Ha, illumine. Ha, glowstone illuminator. Evet. Bu arada ışıklandırma için başka bir önerin var mı? Yok, bence de onlar iyi ya. İşte Red Power'ın ışıkları olsaydı süper olurdu ama. Sağ olsun Elorem. Elorem kayıplara karışmayı tercih etti. Evet. Illuminator. Evet.
Ve şimdi buna bir pattern daha öğreteceğiz. Bunu böyle koyalım ve şunu alıp glowstone kısmına koyalım. Bize doldursun bunu. Tabii tonla vardı, glass var. Evet. Ve bunu buraya koyalım. Pardon, bunun pattern'ını oluşturacaktım ben. Illuminator gel. Ve buraya öğren, öğretil. Ve şuraya git. Ardından da şu Autocraft Tower'ımıza diyelim ki... Her daim sistemde senden 16 tane bulunsun. Burası benim Autocraft Tower'ım. Ya çok iyi fikir. İnterfeysler benim aklıma gelmemişti hiç. Crafting'i zaman alan şeyleri buraya yönlendiriyorum. Sistemde her daim belli bir sayıda tutuyor. Mesela her daim 128 tane ME Basic prosesör, 64 tane de Advanced prosesör falan şeklinde. 64 Hardened Glass, 64 Conduit, 8 Steel Machine Hall, gene 8 tane Alüminyum Machine Hall, 16 tane Antium Tesseract falan filan. Böyle şeyleri hep sistemimde tutuyorum. Ve şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Illuminator'ları bekliyoruz. Nereye ışıklandıracaktık? Her tarafı. Yer üzerinden yap... şu Great Tech odasını ben hallederim aslında. Evet. Şimdi Illuminator'ları size gösterelim. Illuminator'lara gördüğünüz gibi wrench'e tıklamanız gerekiyor. Eğer redstone sinyali vermeden yanmasını istiyorsanız. Always on modu her daim açık. Redstone sinyali ne olursa olsun anlamına gelir. Bunları koyuyorum çünkü yarasalardan bıktım. Yarasalardan gerçekten bıktım. ...64 tane craft etsin şimdilik bana. Eş. Evet. Benim için ışıklandırmayı sen yapabilir misin? Aha, onu düşünüyordum şimdi. Ben bu bölüm yapacağımız diğer işleri yapayım. Öncelikle... Light Energy 81 item'ı size... sisteme öğretmem lazım. O da... bu. Nereden başlayayım? Şu ana odadan başlayayım mı? Olur. Ana odada gerçi ortadaki cam ışık verdiği için... Evet. Hani köşelere falan. Tamam, şuradan başlayayım o zaman. Yukarı doğru zaten kablolarla falan içeri düşünürüm. Nasıl dur? Ha yok yok. Duvarların en alt kısmını... MFR'ın roadlarıyla mı yapsak diye düşündüm de bir an. Nasıl neylerle? Olur? MFR'ın road bloklarıyla. Road lampleri. Evet, road light. Taktiğini mi yapayım? Ne? Bayağı ucuzmuş onlar. 2 malzemeler bol bende. Hemen düşünüyorum. Şuraya bak. Gerçi Kalimera'daki kadar bol değil ama. Bir deneme yapalım. Yapalım. Dur, önce invert etmem lazım bunları. Evet. Mimar sensin. Nasıl duruyor? İyi bence. İyi mi?
O Yani zaman kötü tutmuyorlar. Invert etme işini de elle yaparız. Tamam. Altmış tane craft etsin bize. Işıklandırmayı sana bırakıyorum eş. Tamam. Ben birkaç ufak detayla ilgileneceğim. Neydi senin adın? Tamam. Storage monitör. Bana şimdilik bir 20 tane craft et. 1. Burası biraz sıkış tıkış oldu ama olsun. Dışında... Bunu nereye koyabilirim? Burası güzel. Evet. De bağlanmadı. Ha tamam. Şimdi bağlandı. Sana niye öğreteceğiz? Merkür. Ve buna eğer tabi bu şu an normal wrench olarak kabul edilmediği için dur pardon. Shift click yapacaktık. Doğru. Shift click yaparak bunu kilitliyoruz. Bu sayede herhangi bir şey değiştiremiyoruz. Bu arada bunları normalde sağ tıkladığınız takdirde koyduğunuz nesnenin miktarını gösterir. Mesela şu an 1, 0. Monitörlerim de craft edilmiyor mu? Edilmiyor. Çok az redstone'um varmış. Ha evet az. Bunu ciddi söylemiştim bu arada. Ne kadardı ki? Yok Kalimera'daki oranı hesaba katınca az. Zaten onu server'ın işsizi ilan ettik. Şimdi bunları nereye koyabilirim? Şuraya koyabilirim bir tanesini. Ve sen elmayı öğren, kilitlen ve bana bir tane Matrix ver. Bir şey soracağım. Şu Railcraft'taki player detectorlar, onlar sadece üstünden kartla geçince mi algılıyor? Ve şu an burada yaptığım şey, buraya sağ tıkladığım takdirde bana sürekli yani tıpkı barrel gibi çalışacak ve shift'e basılı tutarak sağ tıkladığım takdirde de itemları boşaltacak. Bu sayede yemeğe her daim erişeceğim. Bir tane de Ambrosia için yapacağım. Aklıma gelmişken Ambrosia'yı da AutoCraft'a öğreteyim. Da öğretmiş miydim? Hayır öğretmemişim. O zaman öğretelim. Encode. Wax Capsule'ü de öğretelim. Ve buradan Buildcraft kısmına geçiyoruz az. MFR'a özel bir kısım açabilirim aslında. Neyse. Silikon burası. Ambrosia.
Sistemde her daim 64 tane ambrosia tut. Doğru. Önce kilitleyip ardından da Matrix'imizi basacağız. Yapılırsa. Ardından başka neye ihtiyacım var bugün? Bilmem, her şey var gibi duruyor sende şu an. Ne? Her şey var gibi Yok, duruyor bayağı bir şey sende. yapmam gerekecek benim bu sıralar. Evet, biraz bas craft edeceğim. Daha füzyon reaktörüm yok. Nereye her şeyim var? Ve cobblestone'lar bana uçuyor. Ya bir saniye. Burada süper bir salaklık yapmışım. Always craft'a getireceğime. Ve bana bolca blue cable craft et. Tabii ki de bunları da AutoCraft'a öğretmem lazım benim. Şu arkadaşları. Kokol. Dur. Size Precision Export Pass yapalım. Ve oradan da Level Emitter. Ardından da mavileştirelim. Benim kablolar konusunda ufak bir renk takıntım var da. Niye? Niye? Bilmiyorum. Şurası da
kısım hiç. Tamamdır. Ve kol. Kol alalım. Sen sürekli kol yolla ve sinyalsiz çalış. Ve level enter. Ne oldu? Ben makine odalarını falan ışıklandırayım bari, oralara geçeyim de. Kablom kalmadı. Kablom kalmadı. Ama artık var. Tamam, şimdi ne öğreteceğiz size? Sistemde eğer 4096'dan az. 4096'dan az. Evet. 50 bir sayı mı bu? 4096. Ne sayısı? 4K'nın sayısı. Ha. Evet. Şu an burayı öğrettik ki 4096'dan daha az kod olduğu takdirde EMI network'ümüzde bunları kapatacak. Mesela ben neden 4 çift yaptım bilmiyorum. Benim bandım vardı. Bu arada şu an elimdeki fazlalık sapling ve elma oranını hesaba katarsak sanırım yakında bir de şey neydi, biofuel falan üretmeye başlayabilirim. Sırf fantezisine. Hayrına. Aynen. Onunla da şey, onu da forestry alanımı besleyecek. Boilerları çalıştırdım. Forestry için ayrı age'im var. Yalnız bu oda daha genişleyecekti şu taraftan. Ha. Arkaya falan. Tamam, şu duvar kalsın, onları yıkıyorum. Yani burası bir oda. Şuradan kablolar geçmesine rağmen. Hı, tamam. Öldürüm sözüm. Ve unutmadan sürekli bir şeyler almak için hala buraya gidiyoruz.
Artık bir wireless access terminal yapsam mı? Yaptım. Tamam. Her şeyim hazır sanırsam. Wireless access terminal'ın... dur. Evet. Access point nerede? Power relay değil, access point arıyorum. Ha, tamam. Tamamdır. Ve sen. Ardından da bana ne lazım? Receiver. Neyi craft ediyoruz? Ha, tamam. Access Terminal ve Energy Cell. Ardından da altı tane şimdilik yeter. Ve unutmadan şu upgrade'i de öğretelim. Evet. Biraz fazla aşağı indim ama. Tamam, 16 tane upgrade koyduk. Ve unutmadan bunu şuraya öğretiyoruz. Ve şarj etmek için bir MFSU'ya koyuyoruz. Bu arada öğretmediğiniz takdirde EMI network'ünüze demin gösterdiğim gibi o şey EMI controller üzerinden öğretiyorsunuz. Evet. Şimdi erişebildiğim sınırlara bakayım. Bu blok sınırım. Bakalım burada değişiyor mu sınır? Üçüncüsü de makine hizasına kadar erişiyor burada. Burada bakalım. Aslında bayağı her yere erişiyor şu an. Evet. Sanırım bir tanesi yetiyormuş. Ama bir tane daha koyacağım. Onu da arıcılık alınma. Forestry alınma. Neticede aynı network olduğu için çok rahatça bağlanacak. Ama sadece cable lazım. Oops. Tabii fasadın olduğu tarafı kırarsam hoş olmuyor. Ah. Geç olarak kuantum bridge'i devre dışı bırakalım. O nereye bağlı? Array
arıcılık çağı elime, age'ime. Gel göz... şey, kitabı görüyorsun değil mi? Hı. O kitaptan geç. O ana odada kitap değil mi? Hı. Tamam, bir dakika. Orası benim Forestry Age'ime bağlı. Ve gayet burada da her şeyime virus olarak erişebiliyorum. Arılarımın yanında bile. Sen de Jaded Age yapmışsın. Bu daire Age yapmıştı kendini. Ve unutmadan ufak bir düzenleme daha. Bunlar düzgün çalışmıyor gibi mi geldi? En azından benim istediğim gibi çalışmıyorlar. O yüzden... böyle bir şey yapmak zorundayım. Erişebilirsem tabii. Haydi, bir şey oldu Minecraft'ta. Oluyor genelde. Ben bir kapatıp açayım hemen. Ben de şurayı halledip geliyorum. Evet ve geri geldim. Hemen bir ufak bir tweak yaptım burada. Ufak bir düzenleme. Ne yaptığımı soracak olursanız... gördüğünüz gibi burada petrolün propolislerim çok fazla artmıştı. Ya bunun anlamı boş yere frame kullanılıyor. Yaptığım şey de şu. Eğer sistemde 64 tane bu ikisinden birinden 64 tane algılanırsa, hatta sadece petrolün yok, ikisinden de 64 tane algılanırsa, ikisinden birinden 64 tane algılanırsa frame yollamayı durduracak. Ve şimdi bir de bir şey daha düzenlemem lazım burada. O da hemen bana bir iki tane router lazım. Yine router'larla uğraşacağım. Slot 0 tamam. Evet. Hatta sen de aynı şekilde slot 0. Sen nesin? Oy. O zaman bunlar da... P. Tamam. Evet. Ve tekrardan... kırmızı hatta bağlayalım. Evet, tamamdır. Şimdi bu sayede sadece slot 1'e atılıyor ve bu sayede iki stack'ten fazla dolduğu takdirde burada birikmeye başlıyorlar. Ve bunların artık bir süre buraya frame dolmayacak. Ki zaten frame'lerde neredeyse ölmek üzere. Bu sayede frame boşuna frame harcamayacağız. Gayet güzel. Ulan senin de yerini bir değiştirsem. Neyse sen sizle sonra uğraşırım. Evet sanırım bu bölüm burada bitirsek iyi olur. Eş tam bu ara su içmeye gitmişti.
İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.